Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Birazdan size çekmiş olduğum bir sefer videosunu paylaşacağım. Bu sefer videosundan önce o videoyu bayramdan önce çektiğim için şu anda bayramdayız, paylaşamadım. Bayramda olduğumuz için dedim önce bir bayramınızı kutlayayım, ondan sonra videoya geçelim. Arkadaşlar, bayramınız mübarek olsun. Enişten dileklerimle sağlık, huzur ve bol kazançlar diliyorum sizler için. Aynı şeyi kendim için de dileyim. Bayramı böyle güzel bir videoda paylaşayım dedim arkadaşlar. Güzel bir videoyu da izleyeceksiniz. Bayram harçlığını da katıl butonundan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonunda. O zaman videomuza geçelim. Herkese selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan Universal Truck Simulator oyununda bir yüke gireceğim, ama müsaadenizle ben bir dorse alayım. Dorseyi aldıktan sonra yükümüze gidelim. Mesela ben nasıl bir dorse alsam? En iyisi bu yine ya. Bunu alalım. Hemen dorsemizi bağladıktan sonra ilk işimize doğru gidelim arkadaşlar. Bu ne lan? Burnumun dibine sokmuşsunuz dorseyi. Şu hatalar neden hala giderilmedi bilmiyorum ki. Şunlarda bir problem var ya. Bilmiyorum, bende mi problem oluyor sadece? Dorseyi bir bağlayayım abi. Yalnız araç sesleri çok iyi. Ya bir problem var, görüyorsunuz değil mi? Bunların da düzeltilmesi lazım. Zaten bir güncelleme geldi. Bazı şeyler düzeltildi. Ulan tam şey geldi. Bastık gaza ya. Tamam. Tamamdır. Buradan aşağı inelim. Gidelim bir iş alalım, ondan sonra yolumuza çıkalım arkadaşlar. Zaten nasıl iş alınır, nasıl şey, oyunla ilgili çoğu şeyi gösterdim yani dün. Kanalda videolar var. Tabii şu anda bilgisayarda oynadığım için biraz saçma hareketler yapabiliyorum, kusura bakmayın. Kıymetli arkadaşlar. Hani bir mouse'la bir oraya buraya çek. İşte iki tane şey var bir de. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. Neyse, hemen gidelim yükümüzü alalım, ilk işimize çıkmış olalım. Yani ben oyunu kapsamlı bir şekilde oynamadım açıkçası, onu da söyleyeyim yani. Şimdi ben dünden beridir çünkü sorunların nasıl çözüleceği hakkında videolar çekmeye çalışıyorum. İşte bir abonem diyor ki yük nasıl alınır, bir abonem diyor ki tır nasıl alınır falan filan. Yani ben öncelikle bunları çözmeye çalıştım. Oyun çıkalı bir gün oldu ve ben yaklaşık 5-6 tane video paylaştım. 5-6 tane video paylaştım dünden beridir oyunla ilgili. Ve bu paylaşmış olduğum video ile beraber ilk kez yüke gidiyorum. Yani bu ilk yük videomuz. Onu söyleyeyim yani. Ben önceki videoların hepsi tamamıyla şey, yük nasıl alınır, o nasıl yapılır, bu nasıl yapılır gibi şeylerde. Size yardımcı olmak istiyorum maksat. Hani başta size yardımcı olalım. Ondan sonra biz oynarız. Sorun yok onda. Yavrum benim be. Şöyle yükleyin abi. Yükleyin abi. Bunun kargo alımı çok gerçekçi. Adamlar bildiğin hani yük yüklüyor. Geri gitmiyor lan bu. Abi 15 seneye gider misin geri geri? Şu süspansiyona bak lan. Zaten yanlış yöne döndük.
Ama cidden orada bayağı sağlam süspansiyon var ha. Bayağı güzel lan. Harbiden bayağı güzel bir şey var. Bu sistemi var. Bak. Oyun güzel ya. Bu son bir haftada iki tane sağlam oyun çıktı. En sağlam beklediğimiz tır oyunları da çıktı. Bir tane daha var, o da yakın zamanda çıkacak. Onu da yakında videolarını çekeceğim. Göreceksiniz sizler de. Önceden çektim gerçi de. Ya dayı hadi 2 saatte ben burada şeyden bekleyeceğim, hadi ya. Zaten geç kaldık işe. Yani sadece şöyle bir durum var. Bence kendi düşüncemi söylüyorum burada. Herkesin düşüncesi farklı olabilir, onu da söyleyeyim. Benim düşüncem tamam, şu ışıklarda şöyle şeylerin olması güzel. Şöyle buradan basıyorsunuz, burası açılıyor falan filan. Eyvallah, güzel. Ona da bir şeyim yok ama ya en azından şu kamerada şöyle basmamız gerekmeseydi. Yani sadece şu kamera şeyine bastığımız anda değiştirseydi direkt şeyleri, kamera açılarını, daha güzel olurdu. Çünkü uğraşmamız gerekiyor. Hani kamera açısını değiştirirken tırı çarpabiliyoruz, tıra kaza yapabiliyoruz falan filan yani. Bu olayları yaşamamak için aslında hani direkt tek bir buton olarak orada olsaydı, yani bastığımız anda direkt değiştirseydi, hani öyle alt şeyi falan çıkarmadan direkt değiştirseydi daha güzel olurdu bence. Kendi düşüncemi söylüyorum. Şöyle hani bir ek olarak basmamız gerekmeseydi bence daha güzel olurdu. Çünkü bak mesela ben içeri girene kadar kaza yapabilirim. Benim düşüncem bu yönde. Keşke o da şey olsaydı. Direkt böyle buna bastığın anda değiştirsin. Oyun zaten bayağı bir bekleyeni vardı oyunun. Ben dahil, ben de merak ediyorum oyunu. Çünkü bayağı güzel bir oyun. Oyunda bazı haritalar kapalı hala arkadaşlar. Onlar da ilerleyen dönemde açılır inşallah. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Nedir düşünceleriniz? Hani şu olsaydı daha güzel olurdu, bu olsaydı daha güzel olurdu dediğiniz şeyler var mı? Bunları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Baya güzel oyun abi. Ama içeride mesela adam olsaydı daha da güzel olurdu bence. Yani bir adam şeyi olsaydı, modeli olsaydı içeride şöyle görünen, dışarı geçtiğimizde daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Scania ile basıyoruz. Bu tırda ilk kez deniyorum bu arada. Yavrum Scania ne yiyor be. Basıl lan Scania. Ya sol şeride geçmişsin. Sağdakinden yavaş gidiyorsun. Uçuyoruz arkadaşlar. Ya oyun yeni çıktığı için oyunda bir takım eksiklikler olabilir, normaldir. Bir şey diyemem. Hani yapılacaktır illa, yani illa düzeltilir. Yavaş yavaş düzeltilmeye de başlandı. Bir önceki videomda güncelleme videosunu paylaştım mesela. Güncellemede neler gelmiş falan filan onları gösterdim. Yani bundan sonraki güncellemelerde de daha iyi şeyler gelecektir. Mesela şu trafiğin biraz düzeltilmesi lazım. Sol şeritteki, sağ şeritteki adamlar hep aynı gidiyor. Lan oğlum niye sol şeride geçtin o zaman? Allah Allah. Hayır, bizim gibi sol şerit sevenler sizin yüzünüzden sağ şeritte gitmek zorunda kalıyor. İşte bu eksiklikler illaki düzeltilecektir arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok bence.
Çünkü yeni çıkan oyunların genelinde %99'unda böyle hatalar olur. Yapımcılar tarafından düzeltirler arkadaşlar. Yani hiçbir oyun çıktığında kusursuz mükemmel değildir ki. Çarptık be. Çarptık ya. Oha lan, dursa nerede? Sen niye oraya geldin oğlum? Ani fren yaptık, uçmuş lan bu. Sky'a böyle çeker mi lan bunu? Harbi çekti, çıkardı bak. Helal olsun lan Sky ya. Gelişe bak lan. Çok gözü var diyor lan bunlar. Baya bir parlıyor ya. Çok göz alıcı ya. Yok lan, dönüyormuşum, pardon, ben de direkt kaptırdım, bu yana doğru gidiyorum, bu yana gidecekmişim. İşte yani her oyunda bazı problemler olabiliyor arkadaşlar. Oyunlar yeni çıktığında genelde problemler olur. Hani bu çok şey değil de bunun düzeltilmesi önemli olan. Yani önemli olan bu oyun çıktıktan sonra hemen güncellemelerle beraber bu olayın düzeltilmesidir. Yoksa hangi oyun böyle çıktığı anda böyle kusursuz olmuş ki? Zaten ben de çok kişiye bu yüzden bunları anlatmaya çalışıyordum. Kimse anlamıyor. Oyun videosunu çekiyorum. Diyorum ki bakın, gelecek yeni bir tır oyunu, güzel bir tır oyunu geliyor. İşte hemen yorumlarda ya çıksın artık, ne zaman çıkacak, hemen çıksın, hemen şimdi çıksın, hemen o zaman çıksın, bu zaman çıksın. Ya arkadaşlar, işte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer erken çıkarsa, yapımcılar tam işini bitirmeden çıkarsa böyle bu tarz sorunlar olur. Ama genel anlamda iyi bir oyun. Bence bu sorunlar da çözüldükten sonra güzel yerlere gelecek oyun. Yani ben öyle inanıyorum. Bugünkü videonun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.